İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz programa. Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk Gülşen. Şimdi döviz cephesiyle başlayalım. Dünden bu yana bir kez daha dikkatlerimiz kura çevrildi. 8.30'ların üzerinde dengelendiğini düşünüyorduk. Dün 58'lere kadar o giden hızlanan, 54'lere giden hızlanan bir dolar gördük. Ne oluyor? Neden yükseliyor kur? Ya birincisi hani küresel piyasalarda bu destek paketleri sonrası bir enflasyon beklentisi içinde olan bir dünya var. Yani onu söylememiz gerekiyor. Biz gelişmekte olan ülke grubunda yer alan para biriminde bu anlamda fiyatlanan bir ülkeyiz. Yani en azından bu yönden baktığımızda bir nebze faizlerin önümüzdeki dönem artarken ve özellikle gelişmiş ülkelere doğru bir fon akışı olabileceği beklenirken biz ve benzeri ülkelerden bir nebze para çıkışı olabileceği veya para birimlerini bu yönde etkilenebileceği konuşuluyor veya bunlar tartışılıyor şu an için. İkincisi de buna bağlı olarak son birkaç gün içerisinde aslında o dolar endeksi, her zaman takip ettiğimiz işte 6 para biriminin karşılığı olan endeks tarafında doların bu sabah itibariyle de ben baktığımda biraz daha 90 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu yani dünyadaki piyasalardaki gelişmelerin bizim TL'deki üzerinde, TL üzerindeki etkisi diyebiliriz. İçeride de aslında sıkışık bir piyasa var. Yani hem TL tarafı olsun, hem borsamızda olsun, hem faizler tarafında olsun, yabancı katılımcının hala sınırlı kaldığı, yerli katılımcınınsa bundan 3 ya da 4 ay önceye göre biraz daha az istekli olduğu. Yani dövizini bozdurma konusunda da döviz alma konusunda da açıkçası. Ve biraz önce sizin söylediğiniz gibi bu da bize aslında 8.35, yani kur tarafı için konuşursak, üzerinde kalıcılık sağlamamızda zaman zaman eğer riskli haber akışları küresel piyasalarda veya Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalar geldiğinde o 5 ya da 7 kuruşluk hareketlerin yukarı doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Yani genel durum hem yurt dışı kaynaklı gibi gözüküyor, hem Türkiye'nin de kendi dinamikleri içerisinde zaman zaman bu kısa dalgalanmaları yaşıyoruz gibi gözüküyor. Peki şimdi kur, yükselen kur şüphesiz önemli bir başlık ama altın açısından da kıymetli. Altın yatırımcısını, altın elinde tutanı olumlu etkileyecek bir nokta. Gidelim bir altın fiyatlarını verelim. Altını sormak istiyorum nereye gider diye. Değerli izleyenler, ons altını sizlerle paylaşmıştık. Gelsin serbest piyasada içerideki rakamlar nasıl şekilleniyor? Hem kur hem elbette ons seviyesi etkili. 518 altının gramı ki gram altın 7 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Çeyrek altın 847, yarım altın 1695, 3380 lira. Cumhuriyet altınının son fiyatına işaret ediyor. Sayın Erbaş, şimdi ONS'da o kritik eşiklerin biraz aşıldığını gördük. Hafif bir geri çekilme olsa da ciddi bir kazanç var. Daha yukarı seviyeleri ONS açısından bekler miyiz? Yaklaşık bir ayda %7'lik bir kazançtan bahsediyoruz tahmini. Lütfen yanlışsa beni düzeltin. Gramı da aynı şekilde yukarıya doğru gittiğini ve o zirvelere yaklaştığını gördük. Ne bekliyoruz? Nasıl gider? Şimdi Gülşen Hanım, bir önceki yani kur yorumu üzerinden devam edersek bir kere döviz tarafında, yani gram altıncılar için şu an için tahmin ediyorum yukarıda 8.57 seviyesi var, aşağıda da 8.35 aralığında bir kur beklentisiyle mevcut durumda devam etmek gerekiyor. Bunu değiştirebilecek etkilerin en başında da Türkiye'ye tekrar bir para girişi hikayesiyle birlikte gerçekleşmesi olabilir. Bunu bir kenara koyalım. Yani kurda çok yüksek dalgalı bir seyir, yukarı doğru bir ivme olsa da yani ufak ufak adımlarla devam eden bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Bir değişiklik olmadığı sürece. Ama ons altın tarafında o bir önceki yoruma istinaden, eğer dolarda değerlenme, işte faiz beklentisiyle birlikte Amerikan tahvillerinde bir yükseliş olma ihtimali devam edecekse, ki benim böyle bir beklentim var. Aslında bugün sizle konuşurken 1890 seviyesi dolar bazlı ons'ta çok kritik bir seviye. 3 gündür de aslında 1912 dolarları geçemeyen bir ons altın vardı. Dolayısıyla bugün bizim yayından sonra eğer bu seviyenin altında doların kuvvetli kaldığı bir günde devam ederse ons altın, o zaman 1850-1890 aralığına doğru tekrar geri çekilebilir. Hatta önümüzdeki dönem aşağı doğru bir ivme yaşayabiliriz. Ama gram altın için ise böyle bir ons altın gerilemesine rağmen 520 TL şimdilik 3 gündür geçilemeyen benzer bir direnç bölgesi gibi gözüküyor.
Burada kur hareketi önemli olacaktır açık konuşmak gerekirse. Eğer Türkiye önümüzdeki dönem tekrardan 8.35'li bir kurların altında işte yeni hamleleriyle birlikte bir iyimser ülke ve hikaye yaratabilir, buradan bir para girişi sağlayabilirsek, o zaman gram altın tarafında tekrar 500 TL ve altı konuşulabilir. Bunun aksi olması durumunda ons altın fiyatlaması ve kur fiyatlamasının biraz daha gram altını 500-530 TL arasında tutması beklenebilir açıkçası. Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'da bir süredir o 1400'lerin önemli olduğunu söylüyorduk ama oraları geçebilmesine rağmen yukarı ivmesini göremiyoruz. Hacim meselesi hala büyük bir sıkıntı mı? Borsa İstanbul'da ne olursa biraz daha rahatlarız. Ve kurda gördüğümüz bu yükseliş Borsa İstanbul'da bugün biraz satış baskısı olabileceği anlamına gelir mi? Öyle bir bağlantı kurar mısınız? Şimdi bugün haftanın son işlem günü, önümüzdeki hafta başlarken yurt dışında Amerika, İngiltere gibi piyasalar kapalı olurken bizde büyüme verisi gelecek. Hatta aynı hafta yine enflasyonu da göreceğiz ama büyümenin işte %6 ile 7 gibi ilk çeyrekte bir piyasa beklentisi var oran olarak. Dolayısıyla pazartesi en azından majör bazı ülke borsalarının kapalı olabileceğini düşünürsek bugün de haftanın yani son işlem gününde bir nebze o bahsettiğiniz 1435-1415 gibi iki tane destek direnç bölgesinin kısa vadeli yukarı doğru geçilememesi, üstünde kalınamaması diyelim, tekrar 1400 seviyesini gündeme getirecektir. Dolayısıyla biraz önce kur tarafı için aslında orayla bağlantılı olarak gram altın için veya işte genel Türkiye piyasaları için söylediğimizi Borsa İstanbul için de söylememiz lazım. Bir para girişi şu an için katılımcı açısından son 3 haftada yabancı nezdinde gözükte de çok sınırlı sayıda kaldığını görüyoruz. Burada bir para girişi, yeni katılımcının olmaması durumunda 1435 seviyesi yukarı doğru geçilemezse 1400, oranın aşağı kırılmasında ise teknik olarak 1360 seviyelerine kadar endeksin geri çekilmesi gerekiyor. Bu arada hep konuştuğumuz bu halka arzlarda da tarihi bir yıl yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla burada da yani kimse yanlış anlamasın, hani Türkiye'de hacim anlamında borsalara bir daralma olduğunda halka arza da bir enerji kaybı oluyor. Yani burada insanlar teminatlarını halka arzlara yatırmaya, burada da yeni yani bunun kötü anlamda söylemiyorum. Tabii ki sermaye piyasaları genişliyor ama bu gibi dönemlerde ya çok ekstradan bir sermaye girişi gerekiyor veya mevcut sermayenin yeni halka açılan şirketlere dağılmasıyla endeksin de zaman zaman böyle aşağı yönlü baskıda kalma durumu olabiliyor. O açıdan bu 1400-1435 seviyeleri bu anlamda da değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sağ olunuz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ve değerli izleyenler haftanın sonu.